Öğrenlerim artık geldik. Bolbinin bağlanma kuramına. Bebeklerdeki bağlanma türleri, güvenli, güvensiz bağlanma dediğimiz bağlanmalar ki ÖSYM'nin önemli gördüğü konuların başında geliyor aslında. Şimdi Bolbi biliyorsunuz ki aslında genel itibariyle baktığınız zaman arkadaşlarım 4 tane bağlanma türü ortaya koyuyor. Biz bunları kendi içinde 2 boyutta ele alabiliriz. Güvenli, güvensiz şeklinde ama ayrıntıya indiğimiz zaman 4'e ayırabiliriz. Bunlardan birincisi ise güvenli bağlanma olacak. Tek tek püf noktalarını vereceğim ki bu konu genelde karışan bir yerdir. Ama bu püf noktalarla beraber öğrenirseniz pek karışacağını düşünmüyorum. Şimdi güvenli bağlanma dediğimiz olay şudur. Anne ortamdan gittiğinde ve geldiğindeki duruma göre analiz ediyoruz. Anne ortamdan giderken de gelirken de çocuk annesine karşı güven duyacak. Ve bu noktada anne gittiği zaman çocuk biraz üzülebilir. Üzülmeyecek diye bir kaide yok. Fakat bu üzülme olayı bir saplantı boyutunda olmaz. Saatlerce ağlama davranışı görülmez. Anneyi sevgiyle gönderir, anneyi sevgiyle karşılar arkadaşlar çocuk. İşte çocuğun anneyi sevgiyle gönderip sevgiyle karşılaması olayına güvenli bağlanma deriz. Burada şu sıkıntıyı hep yaşıyoruz. Gönderirken ağladığı zaman bazen arkadaşlarımız bu güvensiz bağlanma diyebiliyor buna. Ağlama davranışı direkt güvensizliği ortaya çıkartmaz. Burada çocuk ağlayabilir. Bu sevgiden kaynaklı bir ağlama da olabilir. Önemli olan bunun ne kadar sürdüğü ve saplantı boyutunda olup olmadığıdır. Buradaki ağlama durumu olursa da kısa süreli olur arkadaşlarım. Bunu baştan belirtelim. Peki burayla ilgili diğer püf noktalar nedir derseniz. Burada anneye karşı bir güven söz konusu. Dolayısıyla anneyle temas kurmak ister. Ne demektir bu? Anneye sarılmak, anneyi öpmek ister. Anneden gelecek temasa da direnç göstermez. Yani anne onu öpmek istediği zaman da buna izin verir. Bu önemli bir ayrıntı. Diğerlerinde bu farkı göreceksiniz. Yani anneye karşı temas tamdır. Diğer bir durum ise başkalarını anneye tercih etmez. Anne önemlidir arkadaşlar. Anneyi bu noktada her zaman ön planda tutar yorumunu yapacağız. Peki bir diğer duruma gelecek olursak hatta ilk önce ben şunu vermek isterim. Güvensiz çelişkili, güvensiz kararsız, güvensiz ikircikli dirençli bağlanma. Hepsi kullanılabilir sorularda. Hepsinin başına güvensiz getirirsin. Kararsız, çelişkili, ikircikli dirençli bağlanma diyebiliriz. Bunun özelliği şu. Başlangıçta güvenmeyen bir bağlanma durumundan bahsediyoruz. Ama nasıl olduğu önemli. Bakın burada anne ortamdan giderken çocuk anneyi bırakmaz. Saatlerce ağlama, saatlerce huzursuz davranışlar sergiler. Çünkü annenin bir daha gelmeyeceğini düşünür. Yalnız giderken, gönderirken bu kadar saplantı gösteren bir çocuk, bu kadar öfke duygusu da ortaya çıkartan çocuk döndüğü zaman anneye dengesiz davranışlar sergileyebilir. Bu öfkenin sonucunda ya onu boğarcasına sıkmaya çalışır ya da tekme atarak yandan uzaklaştırmaya çalışır. Yani sonuçta bir öfke davranışı ortaya koyar. Dolayısıyla biz de buna güvensiz, ikircikli, çelişkili bağlanma diyoruz. Anahtar noktası ne? Anne giderken bırakmıyor. Saatlerce ağlama ya da hırçınlık davranışları sergiliyor. Dönünce de öfke belirtileri ortaya koyacak. Bu çocuklar anneden gelecek temasa direnirler. O yüzden dirençli bağlanmadır zaten. Ne demektir bu? Anneleri onları öpmeye çalıştıkları zaman döndüklerinde mesela onlara izin vermeyecektir. Öpmesine izin vermeyecektir annesinin öfke duygusu var. Ve anneye karşı da aynı şekilde temas kurmak istemezler. Onlar da anneyi öpmek istemezler. Ve bu çocuklar başkalarını anneye tercih edebilirler. Yani anneyi geri planda tutarlar değerli öğretmenlerim. Bu da diğer ayrıntımız. Ve diğer bir bağlanma türümüz güvensiz kaçınan bağlanma. Bu bence daha trajik bir durum. Güvensiz kaçınan bağlanmada yine güvensizlik var ama burada durum şöyle. Anne çocuğun umrunda bile değil. Anne işe de gitse, işten de gelse dönüp kapıya bakmaz bile annemi gelip gidiyor. Oralı bile olmaz arkadaşlar. Bazı anne babalar bunu iyi bir şeymiş gibi düşünsese tam tersi güvensiz kaçınmacı bir bağlanmadır. Dolayısıyla bu çocuklar anneden gelecek temasa direnmezler. Yani anne çocuğu öpmek isterse öpebilir. Fakat çocuk durduk yere anneyi öpmez arkadaşlar. Yani anneyle temas kurmak gibi bir gönüllülüğü yoktur. Yani beni öpüyorsan öp ama benden medet umma durumu vardır çocukta. Tamamen bir boş vermeci ve anneyi yok sayan bir çocuktan bahsediyoruz. Ve bu çocuklar haliyle de başkalarını yine anneye tercih eder, anne yine geri plandadır yorumunu yapabileceğiz. Ve bunların dışında daha sonra da bir bağlanma türü daha ortaya koymuştur. Güvensiz dağınık dediğimiz bir bağlanma türü. Burada çocuğun nasıl bir bağlanmaya sahip olduğunu belirleyemiyoruz. Çocuk mesela anneye doğru yürüyor. Mesela anneye doğru geliyor ama anneye de bakmıyor. Mesela sağ tarafa doğru bakarak anneye doğru bir hareket ediyor. Yani anneye karşı bağlanma tam mı değil mi belli değil arkadaşlarım. Buna da güvensiz dağınık bağlanma türü veriyor. Tür diyor. Aslında Bowlby'ye göre diğer 3 bağlanma türüne dahil edemiyorsak
Tam karar veremiyorsak güvensiz dağınıktır tanımlaması da yapabiliriz diğer bir ifadeyle.